Kabre konulan herkes azabı hak etmiş olmayacağına göre, azabı olmayanlar nimet içinde olacaklardır. Aslında azaptan kurtuluş da bir nimettir. Kabir nimetinin varlığı, buna delalet eden ayetler ve mana yönünden tevatür derecesine varan hadislerle sabittir. Bu sebeple kabir nimetinin olacağına inanmak da gereklidir. Kabir azabına sebep olan iki şey. 1. Kabir azabı nemime ve belden sakınmama sebebiyle olmaktadır. Buhari ve Müslüm, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu. Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar. Resulullah aleyhisselam daha sonra sözüne şöyle devam etti. Evet, bunlardan birisi insanlar arasında söz taşırdı, diğeri ise idrarını üzerine sıçratmaktan sakınmazdı. 2. Ölen kişinin ardından ağıt yakılması halinde, ölü kabirde bu ağıt sebebiyle azap görmektedir. Ömer İbni Attab radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ölü kabirde ağıt sebebiyle azap görür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şehitlerin berzah hayatlarında diri olduklarını ve kendi katında rızıklandırıldıklarını haber vererek şöyle buyuruyor. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Cennet ve meyvelerinden rızıklanırlar. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği insandan dolayı neşeli haldedirler ve arkalarından kendilerine şehitlik rütbesiyle katılamayan mücahitler hakkında şunu müjdelemek isterler. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Ayrıca müminlere hitaben siz anlayamazsınız, bilemezsiniz buyurulması da bu hayat ve nimetin mahşerde değil, berzahta olduğuna delildir. Çünkü mahşerdeki hayatı herkes anlar ve idrak eder. Zira orada herkes aynı alemde yaşıyor olacak. Berzah aleminde sadece şehitler değil, mümin olarak yaşamış ve imanla vefat etmiş, kabirde azap çekmeyecek olan diğer müminler de derece ve mertebelerine göre nimetleneceklerdir. Bu konuda gelen haberlerden anlaşıldığına göre, kabir nimeti çok çeşitlidir. Kabirin genişletilmesi, aydınlatılması, yeşilliklerle doldurulacak cennet bahçelerinden bir bahçe haline alması, mümine akşam sabah cennetteki makamının gösterilmesi, yine müminlere kabirlerinde iyi amellerin arkadaşlık etmesi bu nimetlerden bazılarıdır. Burada tekrar hatırlatmak isteriz ki, kabir ve berzah hayatı, kabirdeki sual, azap ve nimetle ilgili hususlar, ölümden sonraya ait olmaları bakımından ahiret hallerindendir. Ancak kıyametin kopmasından önce meydana gelecekleri için bazen ahiret ahvalinden ayrı düşünülmektedir. Yüce Allah buyuruyor ki, müminler ancak kardeştir. Hazreti Adem'den günümüze kadar gelip geçmiş ve kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler kardeştir ve bu kardeşlik kabirde, mahşerde, sıratta ve cennette ebediyen devam edecektir. Bu nedenle bizden önce gelip geçmiş ve şu anda yer altında yatmakta olan din kardeşlerimizi de unutmayalım ve dualarımıza onları da ortak edelim. Yüce Allah buyuruyor ki, onlardan, öncekilerden, sonra gelenler derler ki, ey Rabbimiz, bizi
ve bizden önce imanla ahirete göçmüş din kardeşlerimizi bağışla. Bizden sonra gelecek olan din kardeşlerimizin de arkamızdan bize dua etmelerini istiyorsak ki, elbette isteriz. O halde bizler de bizden önce ahirete göçüp gitmiş din kardeşlerimize, ey Rabbimiz, bize ve bizden önce imanla ahirete göçmüş din kardeşlerimizi bağışla diye dua edelim ve onların ruhlarına manevi hediyeler gönderelim. Yüce Allah buyuruyor ki, ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bana kabrimin yanında Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diye selatu selam getirirse, onun selatu selamını aracısız işitirim. Kim de uzaktan ike bana selatu selam getirirse, melekler onu bana ulaştırır. Bu hadis-i şerifte açıkça bildirildiği gibi, kabristanda verilen selamları ve yapılan duaları, kabirdeki mevtalar aracısız işitir. Uzaktan yapılan dualar ise onlara melekler aracılığıyla ulaşır. Beşşar İbni Galip diyor ki, Rabia'yı Adeviye Hatun'u çok sever, ona her zaman dua eder ve ruhuna manevi hediyeler gönderirdi. Bir gece rüyamda Rabia Hatun bana dedi ki, ey Beşşar, melekler senin gönderdiğin hediyeleri, üzeri ipek mendille örtülü nurdan tabaklar içinde bana getiriyorlar ve bunlar sana Beşşar İbni Galip'ten hediyedir diyorlar. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, ölen kimse kabrinde suda boğulmakta olan kişi gibidir. Din kardeşlerinden, akrabalarından ve dostlarından kendisini kurtarmaları için dualarını bekler. Karanlık gecede, fırtınalı havada, dev dalgalara kapılıp, batan geminin yolcuları, paniğe kapılıp, en yakın sahilden yardım gelmesini ümitle bekledikleri gibi, günahlarından tam arınmadan ölen ve karanlık kabirlerde azap çekenler de, dünyadaki evlatlarından, torunlarından, yakınlarından ve din kardeşlerinden yardım gelmesini ümitle beklerler. Zübey İbni Musa diyor ki, yakın akrabalarımdan biri öldü ve öldüğü gece onu kabrinde azap olurken gördüm. Bir hafta sonra onu tekrar gördüğümde yeşillikler arasında gülümsüyordu. Bana dedi ki, ya Zübeyir, biz 40 kişi kabrimizde azap oluyorduk. Dün Allah dostlarından büyük bir veli kabristandan geçerken bize bakıp ağladı ve azaptan kurtulmamız için çok dua etti. Allah-u Teala onun duasını kabul edip hepimizi bağışladı ve kabrimizi cennet bahçelerine dönüştürdü.